Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Birinci mektup. Aziz dostum, verilen 2000 lirayı Adapazarı'nda Hikmet Bey'e gönderdim. Oradaki işlerimiz pek yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli neticelerini elde edeceğiz. Şimdi aldığım şu bilgiyi şu tezkeremle size hemen müjdelemek istedim. Yarın sabah bizzat gelip ayrıntıları vereceğim. Kuvayi Milliye taraftarlarının Fransa'nın fevkalade üzerine düştüklerini ve General Despre'nin Sivas'a gönderdiği subayların Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek İngiltere hükümeti aleyhinde bazı kararlar aldıklarını Ankara'daki NBD 285 Taksim 3 adamımız özel olarak bir kurye ile gönderdiği mektupta bildiriyor. DBK 91 Taksim 3 her ne kadar cemiyetimize dahil ise de bu zatın Fransızlara casusluk ettiği ve sizin bu teşkilata riyaset eylediğinizi yaydığı ve beyan eylediği kanaati bendenizde hasıl olmuştur. Bu mesele hakkında da yüksek kanaatlerine ve üstadane itimatlarına muhalif olarak vuku bulacak beyanatımla şimdiye kadar o zat hakkında göstermiş olduğunuz itimattaki hatayı ortaya koymuş olacağım. Dün sabah Adil Bey ile birlikte Damat Ferit Paşa Hazretlerini ziyaret ettim. Biraz daha sabretmeleri ve beklemeleri lüzumunu tarafınızdan kendilerine tebliğ ettim. Paşa Hazretleri cevaben size teşekkür etmekle beraber Kuvayi Milliye'nin Anadolu'da tamamen kök saldığını ve bir karşı hareket neticesi olarak melun reisleri tepelendirilmedikçe kendilerinin iktidar mevkine gelemeyerek Zat-ı Şahane'nin de tasvibine sunulan mukavele hükümlerinin konferansta müdafasına imkan olmadığını ve Kuvayi Milliye'nin dağıtılması için fahametli İngiltere hükümeti nezdinde seri teşebbüsler icra edilerek müşterek bir notanın mebusların seçilmesinden evvel Babali'ye verilmesini ve çetelerimizin Adapazarı, Karacabey ve Şile'de Rumlara karşı yapacakları tecavüz hareketlerini esas alarak Kuvayi Milliye'nin asayişi ihlal ettiklerini ileri sürerek maksadın hızlandırılmasına çalışmamızı ve İngiliz matbuatının Kuvayi Milliye aleyhinde neşriyatta bulunmasını teminini ve özel olarak torpido ile gönderilen ABK 19 Taksim 2'ye telsiz telgrafla dün görüştüğümüz meseleler hakkında talimat verilmesini rica ediyor. Bu gece 11'de Adil Bey K'da sizi görecek ve Ferit Paşa'nın bazı hususi ricalarını daha tebliğ edecektir. Ondan sonra Zat-ı Şahane ile Mr. T.R. görüşebilecektir. Refik Bey'e artık itimat etmeyiniz. Sadık Bey de bizimle çalışabilecektir. Hürmetlerimi takdim ederim. İmza Sait. 11 Ekim 1919. Not. Karacabey ile Bozkır'dan henüz bir haber alamadık. İkinci mektup. 12 tarihiyle Ankara'daki NBD 285 Taksim 3 tarafından verilen mektupta Sivas heyeti temsiliyesinden Erkan-ı Harbiye Miralaylığından emekli Vasıf Bey'in Despre ile temas etmek üzere gönderileceği ve birkaç güne kadar yola çıkacağı bildiriliyor. Hikmet Bey paraları almış. Biraz daha para istiyor. Evvelki gün sizi ziyarete geldiğimde takip edildiğimi söylememiştim. Dönüşümde biri sarı bıyıklı ve diğeri kumral ve köse iki şahsın
sokak başında beni beklediklerini gördüm. Gece olduğu için epeyce korktum. Yalnız birbirlerine yavaşça "Bu Sait Molla'ymış, artık gidelim" dediklerini işittim. Bu fazla temas benim hakkımda hayırlı olmayacak. Fuat Paşa türbesi civarındaki görüştüğümüz haneyi işgal edebilirseniz temas yapabileceğiz. Nazım Paşa cemiyetimizden haberdar olmuş. Bana çok teessüf etti. Müsaadenizle NBS 495-1 tertibine kendilerini dahil ettim. Hane meselesini halledilinceye kadar teması adı geçen yapacaktır. Karacabey'de NBD 289 Taksim 3'e gönderilen 1200 lira ulaşmıştır. Hareket edeceklerdir. Ferit Paşa, Babali'ye verilecek notayı her dakika beklemektedir. Zat-ı Şahane bu vaziyetten pek üzgündür. Teselli ettirmeniz ve daima kendisini ümit verici beyanatta bulundurmanız menfaatlarımız icabındandır. Bizim padişahların her şeye karşı zayıf olduklarını unutmayınız. Seyit Abdülkadir Efendi o mesele hakkında pek tuhaf beyanatta bulundu. Güya arkadaşları vatanperverliğe aykırı olur diyorlarmış. Artık siz icabına bakınız. Polis müdürü Nurettin Bey'in değiştirilmesi rivayet olunuyor. Hepimizin hamisi olan bu zat hakkında lazım gelenlerin nazarı dikkatini çektiriniz. Hürmetlerimi takdim ederim. İmza Sait. 18-19 Ekim 1919. Not. Ali Kemal Bey o zatla görüşmüş. Konuşmayı idare edemediğinden muhatabı maksadını anlamış. Ve hatta kendisine büyük bir hakaretle "Biz sizin İngiliz hesabını çalıştığınızı anladık" demiş. Üçüncü mektup. Yapılan propagandaları göz tabibi Esat Paşa kolu ve bilhassa Çürük Sulu Mahmut Paşa resmi malumata dayanarak devamlı tekzip ettiriyor. Ve halkın heyecanının teskinine çalışıyorlar. Bu adamlara müracaatlarında hiç cevap verilmemesini dün kararlaştırılan zat-ı şahane vasıtasıyla emir vermenizi rica ve hürmetlerimi takdim ederim. İmza Sait, 19 Ekim 1919. Dördüncü mektup. Aziz Üstad, muhipler arasında Fransmason teşkilatı itiraza sebep oluyor. İttihatçıların yolu tutulacağından çekiniliyor. Bu teşkilatın idaresine kalp ve ruhuyla yetiştirilmiş gençlerin dahil edilmesiyle bu programı tatbik edebileceğiz. Benim dış görünüşümün mani olması hasebiyle kadim dostumuz KBV 4 Taksim 35 kararlaştırılan esaslar dahilinde işe başlayacaktır. Ankara ve Kayseri'den yine haber yok. Hürmetlerimi takdim ederim üstadım. İmza S. 19 Ekim 1919. Beşinci mektup. Üstad, Kasidecizade Ziya Molla dün Edinburgh'a haber göndermiş. Kadim dostu olduğuna güvenerek benim başta bulunduğum Muhipler Cemiyeti'nin mazhar olduğu himayenin İngilizlerin karakteri ile bağdaşmaz olduğunu ve bunun kamuoyunda fena tesirler yaptığını ve bu cihetle namuslu kimselerin temsil etmesi lazım geleceğini dolaylı olarak bildirmiş ve benim aleyhimde pek fena şeyler ilave etmiş. Bu zatın bana karşı şahsi husumeti olduğunu hatırlatmak isterim. Ziya Molla'nın damadının kız kardeşi eskiden benim zevcemdi. Kendisini boşadığımdan dolayı bu husumet bana yöneltilmiştir. Adam Block Hazretlerine bildirilmesini ve Ziya Molla'nın halen İngiliz taraftarı olmayıp milli harekat taraftarlarının bir propaganda vasıtası ve Mustafa Kemal Paşa ile aralarında münasebet mevcut olduğunu ve hakkımdaki isnatlarıyla
mahiyetini göstermekte olduğunu üstadane görüşlerinize arz etmek isterim. İmza S. 21 Ekim 1919 diyelim ve yayınımızı burada sona erdirelim. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın.